Çünkü dersimizde artık ondalık sayıların son konusu olan bölme işlemine geçiyoruz. Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Ondalık sayılarda çarpma işlemi yaparken, hani şunu yapıyorduk ya, virgülden sonra bir basamak varsa her iki çarpmada da, yani 0,2 çarpı 0,6 gibi bir değer verelim. Burada biz ne yapıyorduk? 0,2 virgülden sonra bir basamak çarpı 0,6 virgülden sonra yine bir basamak, altı bir basamak, ya böyle düşünün. Topluyorduk, iki basamak diyorduk. Ne diyorduk? Sağdan sola iki basamak kaydırırım diyorduk sonucu bulduktan sonra. Burada da aynı usul neyle yapıyoruz? Çıkartmayla yapıyoruz. Bölmede de şu usul var. 0,6 bölü 0,2. Ben burada ne yaparım? Ben burada şöyle bir işlem yaparım. 0,6 pay kısmı bölü 0,2 payda kısmı. 0,6 bir basamak var virgülden sonra. Bölü 0,2 virgülden sonra bir basamak var. Burada ne yapıyorum? Çıkartıyorum basamakları. Çıkartın, sıfır basamak yapıyor değil mi? Bu sıfır basamak nedir? Sıfır virgül kaydıracağım anlamına geliyor. Ben artık virgülsüz düşünüyorum. 0,6 nedir? 0,6'dır. Bölü 0,2 nedir? 0,2'dir. Sıfırları görmüyorum. 6 bölü 2 diyorum. Cevap 3 geliyor. Niye 3 geliyor? Hiç virgül kaydırmayacağım için. Ya mesela 0,6 bölü 0,2 demiştim. Virgüllerden sonra bir basamak var demiştim. Bu birleri çıkartmıştım, sıfır. Sıfır basamak virgül kaydıracağım. Bundan dolayı aslında 3'ten sonra hiç virgül kaydırmaya gerek yok. Cevabım 3 oluyor. Mesela bir örnek daha verelim. Efendim? Yok, anlaşıldı. Tamam, güzel. Şimdi 0,12 bölü 0,6 diyelim burada da. 0,12 bölü 0,6. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. 0,12 virgülden sonra kaç basamak var? İki basamak. Bölü 0,6. Burada virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak. 2'den 1 çıkart. 1 Evet, oluyor değil mi? evet. Ne oluyor? Bu bir nedir? Ben bir virgül kaydıracağım. Şimdi virgülsüz düşünüyorum. 0,12 bölü 0,6. Sıfırları görmezden geliyorum. 12 bölü 6. 12'yi 6'ya bölerim. 2. 2. Kaç virgül kaydıracaktım? Bir virgül mü kaydıracaktık? Evet, bir virgül kaydıracaktık. Şimdi 2 virgül diyorum. En sağa virgülü koydum ya, bir virgül sola kaydırıyorum. Ne oluyor? Virgül 2 oluyor. Ama artık virgül kaydırmayacağım ya. Bu virgül 2 benim işlemim olamaz. Onun için boş olan kısmı sıfırla dolduruyorum. Bu virgülün sol tarafını sıfırla doldurdum. 0,2 oldu. Evet. Bunu bir de isterseniz rasyonele çevirelim. Hangisi daha kolayınıza gelirse öyle Virgül yapalım. 2'yi mi? Yok, Ha. bu 0,12 bölü 0,6 kısmını. Şey, bölü 0,6 kısmını. Şimdi 0,12 rasyonele çevirirsek ne yapar? Bir tam 0,12 Yok, bir tam değil. 12 bölü 100. Evet. 12 bölü 100. Evet. Bölü 0,6 ne yapar? 6 bölü 10. 6 bölü 10. 12 bölü 100 bölü 6 bölü 10. Birinci keser aynen kalır. İkinci ters çevrilir, çarpılır. 12 Değil mi? bölü 100. 6 bölü Evet. 10. 12 bölü 100 çarpı olur. 10 bölü 6 10 bölü olur. 6. Evet. Şimdi ne yapıyoruz burada? İster karşılıklı çarpın,
İster çapraz sadeleştirme yapın. Yani ister 12 ile 10'u 6 ile 600'ü çarpın. İster çapraz sadeleştirme yapın. 12 ile 6 çapraz, 10 ile 100 çapraz. Mesela 10 tane 100, 1000. yok, o hesap değil. 10 ile 100 çapraz ya, sadeleştirme yapıyoruz. Pardon. Çarpma de. Tamam, Aynen. onu onunla sadeleştiririz. Evet. Bir, yüzü onunla sadeleştiririz. Şey, yüzü yüzle sadeleştiririz. Yok. Yok. 100'ü 10 ile Onla, sadeleştirirsin. Doğru evet, pardon. söyledin. 10. 10. Bir Şimdi bölü 10. 10 olan yere 1, 100 olan yere 10 yazdık. Ne oldu? 12 bölü 100'dü. 12 bölü 10 çarpı 1 bölü 6 oldu. Şimdi 12 ile de 6'yı çapraz sadeleştirir miyiz? 12 Evet. ile 6'yı. Evet. İkisini 6'ya bölün. 12'yi 6'ya 12'yi bölün. 6'ya bölersek 2. Evet, 2. O 12 kısmına 2 yazarım. Yani burası 2 bölü ne olur? 10 olur. 2 bölü Evet. 10 çarpı 1 bölü 6'yı 6'ya bölün. 1. 1. 1. 1 bölü 1. 2 bölü 10 çarpı 1 bölü 1. Burası ne oldu? Ama sadeleştirirsem 1 bölü 5 olur. Ha, 2 bölü 10. Evet, doğru. Özür dilerim. Ondalığa çeviriyorduk, değil mi? 2 bölü 10. Bu 2 bölü 10'u ondalığa çevirirsek yine 0,2. Biz Evet. aslında 0,12 bölü 0,6'yı yine 0,2 bulduk. Rasyonelde de yine 0,2 bulduk. Hı. Şimdi farklı bir örnek verelim. 0,8 bölü 0,2. Bu soru sizde. 0,8, 0. Önce paydalara bakabilir miyiz? 0,8 bölü 0,2. 8'den 2 çıkıyor. Öncelik ne yapıyoruz? 0,5 mi? Yok, 0,5 değil, bölü ya. Öncelik ne yapıyoruz? 0,8 bölü 0,2. 0,8'de virgülden sonra kaç basamak var? Bir. Bir basamak var. 0,2'de kaç basamak Her var? iki burada bir tane var. Var. Bir var. Birden bir çıkartıyorum, değil mi, bölmede? Sıfır. Sıfır. Sıfır virgül kaydıracağım anlamına geliyor. Artık virgül kaydırmıyorum yani. Şimdi virgülsüz düşünüyorum ben. 0,8 bölü 0,2. Sıfırları görmüyorum. Tamam. 8 Sekiz, bölü bir, 2. iki, dört. 4. 4. Virgül kaydırmayacağım için cevabım 4'tür. Ben hala sözü kestim. Ben hala işlemlerin farklılığı oldukça neyin nerede kaydırıldığını daha bir çözemedim, biliyor musun? Bu dersi bugün daha dinledim Demezsin. beraber. Şu an ben de hani beraber yapıyoruz diye o sordukça cevap veriyorum. Aynen. Ama yani dediğim gibi bunun dinleye dinleye mantığı oturacak ve Abi gönül, örneklerle keşke çalışacak. sınıftaki gönüllü okuyucu bana dese ki şunu şuradan çıkar. Ah. Çünkü çok buna Aynen. takılma. Yani çok kafanı yorma. Neyi yormayayım? Evet. Çalışıyoruz işte. Şimdi şöyle Yapamıyorum onu sıfır, bilmiyorum. mesela şöyle düşünün, 0,09 bölü 0,3. 0,09 bölü 0,3. Şimdi 0,09. Önce virgülden sonralara bakın. Tamam. Kaç basamak? Sonra Bir bunları basamak. çıkarın. Bunları çıkardıktan sonra şey yapın. Virgülsüz düşünün ve kaç virgül kaydıracaksanız o kadar virgül kaydırın. Virgülsüz düşünüp bölüyoruz. Sonra kaç virgül kaydırılacaksa o kadar virgül kaydırıyoruz. Tamam, bana tekrar sorsun da ben virgülsüz bölmeye çalışayım. Tamam. 0,09 bölü 0,3. 9'u 3'e mi bölüyoruz? Evet. Tamam, 3. Önce böyle düşünelim. Evet. Kaç virgül kaydıracağım ben? Yukarıda Bir. iki basamak var. İki Aşağıda virgül. bir basamak var. İki virgül mü?
Yok. Yukarıda iki basamak, aşağıda bir basamak var. Çıkartırım. İkiden biri. Bir Bir. basamak kaydıracağım. Tamam. 3 bulduk cevabı. 1 virgül kaydıracağız. 3 virgül en sağ virgülü koydum. 3 virgül. 1 virgül kaydırdım. Virgül 3 oldu. Artık kaydıramam virgül. Virgülün solu boş mu kalacak? Sağının başında saç var da solunda olmayacak mı? Tabii ki de olacak. Biz de oraya 0'ı ekliyoruz. Boş olan Yani kısma. sıfır Nereye? virgül Virgülün üç mü? soluna. Aynen öyle. Çözeceğiz inşallah yani. Vallahi yani. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bu arada 0,24. soru soracağım. Sen Evet. sor. Tamam. 0,24 bölü 0,2. Ceren sen yap istersen. Ben paralardan başlamıştım. Şimdi sen yapabiliyorsan. 0,24 bölü 0,2. Burada 0,24 Ben yardımcı olayım mı ilk başına? evet. 24'ü 2'ye mi bölüyoruz Samet Hocam? Olur, öyle başlayabilirsiniz. Tamam, şimdi 12 sen de oluyor. diyelim. 12. Şimdi 0,24 virgülden sonra kaç basamak İki var? basamak var. Aşağıda da bir tane var. Buradan 2'den biri çıkarıyoruz. Evet. Kalıyor. Bir kalıyor. Bir virgül Sonra kaydıracağım. bir virgül kaydırdıktan sonra sonuç ne oluyordu? 12 buldun ya. 12'nin en Evet. sonuna virgül koy. Sıfır virgül on iki. Yok. Virgülün en şey 12'nin en sonuna virgül koydun ya. Bir virgül kaydıracaksın. Nereye? Sağdan sola. Bir virgül Heh. iki. 1,2. Bakalım 1,2 gerçekten de çıkıyor mu? Rasyonele çevirelim. 0,24 ne yapar burası? 24 bölü 100. Evet. 24 dediniz. Bölü 0,2 idi. Bura ne yapar? Bu da Burası da 2 bölü 10. Hayır. Evet, 2 bölü 10. 2 bölü 10. Evet, 24 bölü 100 bölü Bölü 2 2 bölü bölü 10. 10. Ters çarp. Bir saniye. 10 bölü Yer 2 mi? evet, Sanıyorum. 24 bölü 100 çarpı 10 bölü 2. Çapraz yapabilir Yüzde miyiz? evet, yüzde 10'u çapraz sadeleştirin yine. Tamam. 24 ile 2'yi mi sadeleştiriyoruz? Onu da sadeleştir. Önce hangisini sadeleştirmek istersen. 12 1, 12 bölü 1. Ora 12. 24'ü silerim 12 derim. 2'yi silerim 1 derim değil mi? 12 Evet. bölü 12 bölü 100 çarpı ne yapar? 10 bölü 10 1 bölü yapar. sonunu Çünkü getirse 2'yi sildim. Onun yerine 2'ye böldüm 1 yazdım ya. 24'ü 2'ye böldüm. 12 yazdım. 2'yi 2'ye böldüm. 1 yazdım. Yani 12 bölü 100 çarpı 10 bölü 1 olur. 100 ile 10'u sadeleştirin. yine yüzü birle şey yüzle 10 Yüzü bölü 1 10'la. yüzü 10'la az önceki gibi pardon 100, ben 100 sildim. Yerine 10 10 yazdım. yazdım. 10'u 10'u 10'da bölün. 1 yazdık. O 10 onu bölü ona 1. böldüm 1 Yani yazdım. ben dejavu oldum şu an. Sanki biz bunu yaptık az önce. Heh işte evet. Yani tam aynı sayılar yoktu ama 100 ile 10 aynı oluyor. Biraz önce de 100 ile 10 geldi. Burada da Bu 100 ile 10 arada bir geldi. şey soracağım. Heh. Elinde kaynaktan mı yoksa kendi mi soru üretiyorsun? Şu an kendim soru Ha iyi tamam. Yine üretiyorum. böyle böldüm dur. Yine 12 böyle dur bekle. Yine böyle arada kaynaklarla da çalışırsak iyi olur. Hani örnek Tamam. mantık 12 olarak. bölü 10 çarpı 1 bölü 1 oldu. 12 bölü 10 çarpı 1 bölü 1 oldu. 12 bölü 10 rasyonelde nasıl yazılır? Ondalıkta nasıl yazılır? 12 O bölü da 10 sıfır 0 yok. virgül dur. Yine Ha, 1 bir virgül virgül. 2. Evet.
1,2. Biz Evet. biraz önce de 1,2 bulduk. Burada da 1,2 bulduk. Sağlamasını yaptık. Hangi işlem size daha kolay geliyorsa oradan ilerleyebilirsiniz. Valla ikisi kolay ama işte şu an ya Tamam, o senin yeni zaman öğrendiğim için tek bendeki tek özür sormalara geçiyorum. dur geç bitti. Bendeki özür işte sonu getiremiyorum yani işlemlerde hani başı tamam sonu gelmiyor. Yere kadar geliyor sonra Aynen yani deniz ortasında kalıyorum. Tamam. Şimdi önce harf sırasına göre Bülent abiyle gidelim. Hadi bakalım. 0,36 bölü 0,6. 0,36 bölü 0,6. Herhalde önce pipe'larla uğraşalım istiyorsun. 36'yı 6'ya bölebiliyor muyuz? Böl. 6. 6. Şimdi Burada 0 var. 0,36 Bir 0,36'da kaç basamak var virgülden sonra? iki basamak var. 0,6'da Bir basamak var. ne yapacağız? 1 virgül kaydıracağız değil mi? Evet. Bulduğumuz sonuçta. Evet. Ne oluyor? 6 bulmuştuk. 6 bölü Dur. 6 bulduk. 6'nın en sağına virgülü yazdık. 1 tamam. virgül kaydıracağız. 6 virgüldü. 1 virgül sola kaydır. Tamam. 16 mı? Hayır. Sıfırla dolduruyorduk boş kısmı. 0 ha 0 virgül Evet. 60 mı? 60 değil. 0,6. 6. Direkt. Ya dediğim gibi ben Aynen. de kopya örpeyim yani. Ne kadar yapsak da yapalım. Girmiyor 6 kafaya. virgül 6 virgül sağdan sola virgül kaydırdım. Virgül 6 oldu. Bir tane kaydıracaktım zaten. Bir daha kaydırmayacağım. Ne olur? Virgülün solunu sıfırla doldururum. O da 0,6'ya dönüşür. Ceylan abla, senin için var mı bir sıkıntı? Yani anlamaya çalışıyorum. Tamam. Bu soru sana. 0,72 bölü 0,04. 0,72 bölü 0,04. 0,72 bölü 0,04. Burada önce sıfırları görmüyoruz. 72'yi 4'e mi bölüyoruz? Evet. Evet. 72'yi 4'e bölüyoruz. Bir saniye. Can 18'de gitsin. Evet. 18'de Hani gitsin maksat diye. ayarlayalım. Sen son işlemleri yapamıyorsun ama. Evet, cevap Tamam. buradan 18. Şimdi bir de şey yap, virgül kaydırıyor muyuz, kaydırmıyor muyuz onu tespit et. Virgül kaydırıyoruz. Nasıl? 0,72 bölü 0,04. Şimdi birinci de 72 virgülden sonra 2 basamak. Sonra Evet. 0,04. Burada da 2 Evet. basamak. 2'den 2 çıkart. Sıfır. Virgül kaydırmıyormuşuz. Yani Kaydırmıyor. cevabımız direkt 18. Ha. Evet. Siz orayı unutuyorsunuz. Virgülden Abi sonra basamak unutuyoruz değil mi? saymayı. Sanki bana geliyor ki işlemlerin şeyi değişiyor böyle sanki. Mayası değişiyor gibi geliyor bana her seferinde. Öyle bana mı geliyor? Ya şimdi sayı farklılığı oluyor ya. Hani biraz önce yukarı 2 basamak, aşağı 1 basamak veriyordum hep. Şimdi burada yukarıyı da aşağıyı da 2 basamak verince bu sefer öyle sen maya karışıklığı yap. Bitirince bana hatırlat, anahtar kelime veriyorum. Soru. Bana bununla ilgili bir şey hatırlat, sana bir şey soracağım. Tamam. Hani dağıtmayalım çünkü unuturum ben. Önemli bir şey. Tamam. Şimdi Bülent abi. Ben de tamam. 0,64 bölü 0,02. Şimdi burada bir farklı bir şey gördüm. Bu sefer iki tane sıfır var Ama orada. virgüller alt alta. Ben Virgülden önce. şimdi anladım.
Şimdi 0,64 dedik, 0,02. Bu 0,02 onda 2 mi oluyor? Yok. %2. Yani 2 sıfır kaydı değil mi? Yani 2 virgül kaymış oluyor. 0,02. Peki, sonra 1 virgül kaydırdım. 0. Hiç vakit yapmayayım. Tamam. Evet, tekrar söyleyeyim istersen. 0,64 bölü 0,02. Ben mi yapayım? Artık hanginizi istiyorsan. Sen diyorsun yani. Burada bir şey yok. Ben anlamadım abi. Evet, burada 64'ü 2'ye mi bölüyoruz? Evet. 32. Evet. Evet, kaydır basamak var. Virgülden sonra 2'den 2 çıkarırsam 0 olur. Orada onun için 0 basamak kaydıracağım anlamı, kaydırmayacağım anlamdır. Yani demek ki basit geldi bu Ceylan'a, o yüzden yaptı. Ya olabilir. Şöyle virgüller alt alta. Çok masumcalı çıksın. Ya bir dakika ya. Nasıl cevap vereceğimi bilemedim ama hani anladım ya, bu soruyu anladım en azından. Güzel. Şimdi değiştireyim mi, aynı tarzı hep sorayım mı? Yani ben, sen bilirsin. Ne kadar tarz varsa gönder gelsin. Tamam. Abi. Bugün ne giysem mantığı. 1,6 bölü 1,6 bölü 0,4. Burada 6'yı dikkat et. 1,6 bölü 0,4. Virgülsüz düşününce nasıl bakıyoruz? 1,6 virgülsüz nasıl olur? 1,6 virgülsüz nasıl olur? 100 yok. 1,6 16 olmaz mı? Vallahi oluyor galiba, bilmiyorum. Dediğim gibi bu konu, çünkü bu konu hiç soru sözmüyor. Aradaki virgülü kaldırıyorsun, görmezden geliyorsun. 1,6 16 yani ne koyarsak. Bölü 0,4'tü. 0 şey virgülsüz düşünüyorum. 0,4 0'ı görmezden gelirsem 4. Tamam. 16 bölü 4. 4. Evet. 4. Şimdi 16 şey 1,6'da virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak. 1. 0,4'te virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. Yine 1. 1'den 1 çıkart. 0. Virgül kaydırıyor muyum benim? Buradan da 4. Ve 24 0,2. Aslında aynen. Burada 24 bölü 2 mi diyoruz? Tamam, 12. Virgül kaydırıyor muyuz? Kaydırmıyoruz. Evet, cevap ne oluyor? 12 oluyor. ÖSYM bunları sever. ÖSYM tam çıkarılmalık soruları sever. Yani böyle direkt bölmeyi sormaz ama şöyle yapar. Mesela ÖSYM şunu sever. Hani mesela 2,4 bölü 0, ben neyi sormuştum? 0,2. 2,4 bölü 0,2 der. Birinci kesri böyle verir. Artı der. 1,6 bölü 0,4 der. İşlemin sonucu kaçtır? Araya artıyı koyar. Aynı aslında, sadece toplama yapıyoruz. Evet, aynı. 16'yı 4'e mi bölecektik? Evet. Ben anladım galiba şimdi ya. Niye ben sonunda anlıyorum?
16'yı 4'e böldük. 4 1,6 oluyor ya orası. Bir oradan sonra virgülden sonra bir basamak var. Aşağıda 0,4. Sıfırdan virgülden sonra bir basamak var. Birden 1'e çıkarırım. 0. 0 basamak kaydırırım. Onun için basamak kaydırmayacağım için virgülden direkt cevabı 4 derim. Artı. Bu 1,6 bölü 0,4'tü. Artı. Burada 24 dedik. 4 virgülden sonra bir basamak. Aşağıda 0,2 virgülden sonra bir basamak. Birden bir çıkarırım 0. 0 basamak kaydıracağım. Yani basamak kaydırmayacağım virgülde. Cevabım buradan da 12 geliyormuş. Ne oldu? Bir öncekinde 4 bulduk. Burada 12 bulduk. Topluyoruz. 16. 16. ÖSYM bu tarz sormaları çok sever. İyi. Çok zor değil aslında. Şimdi Zor iyi değil. de, Sadece hayır bilmiyorum. iyi diyorsun. Hoca da sever diyor. Ama bir de şöyle bir mantık var. Dur bekle, söylemeyelim. Biz lisanstan gireceğimiz için ÖSYM bunun belki bu işlemin çok 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 böyle iki katını verir. İşte 0 virgül bilmem ne çarpı 0 virgül sürülen ne hani biz sadece basit çalışıyoruz. Hani onu demeye çalışıyorum. Ha iyi Ya kötü ne bunu yok. ne Onu bir daha yapar? söyle. Şey Ya biz yapar. Burayı pay kısmına verir. Payda kısmına da ayrı ondalıklar verir. Böyle işlem yaptırır belki de. Ya sadece işlem kalabalığı olur ama Ayrıca mantık aynı. Tuncer hocamız bize 4 pay, 4 payda verince biz orada durduk. Sen var mıydın bilmiyorum Samet hocam. Yok, yoktum. Mesela. Son 2-3 tane yapalım. Çünkü Saat kaça artık varıyor? vakit Ha, daralıyor. 40'a da varıyormuş, evet. Şimdi mesela falan filan Inter Milan güldür güldür de adam var diye. Neyi desek? Altı virgül dört bölü 1,6. 6,4 bölü 1,6. Şimdi bu 1,6 16 oluyor. Burayı gördük. Evet. 6,4 ne oluyor? 6,4 ise al Dilin ucunda da söyleyemiyorum. 6 bölü Bölü değil. 6,4 virgülü görmezden gel. Ben soruyu Tamam bir daha alabilir 6,4. miyim? He. 16, 6,4. 6,4 bölü 1,6. Ha tamam. Hayır. Evet. 16 ve Evet, evet. 64 olmalı. Yukarıya 64 yazın, aşağıya Evet. 16 yazın. Tamam şimdi bunları 64 bölü 16. sadeleştiriyor muyuz? Evet, bölün, direkt bölünür. Nereye böleceğiz? Kaça fark ediyor mu? 64'ü 4 16'ya oluyor. bölebiliriz. 4 Tamam olur. 64'ü 16'ya bölersen 4 olur. 16'yı Şimdi 16'ya bölersen 1 olur. 6,4 bölü 1,6 idi ya. Şimdi 6,4 virgülden sonra bir basamak var. 1,6 burada da bir basamak var. Onun için birden bir çıkartırım 0. Virgül kaydırmayacağım için burada cevabım ne olmuş olur? 4 olmuş olur. Evet. 64'ü direkt 16'ya Ya böldüğüm sade mi için. 4 oluyor cevap? Evet, Evet, 4. sadece 4 oluyor. 4 bölü 4 olmuyor mu? Yok. Yani direkt 16'yı 20 kaçtı? 64'ü 16'ya bölüyorsun. Tamam, 64 16'ya Evet. bölüyorum 4. Tamam Evet. bu. Ama orada bir tane parça daha yok muydu? Şimdi Hayır. virgülden sonra her ikisinde de bir basamak olduğu için birden bir çıkartırım 0. Hani çıkartma usulü var ya bölmeden. Birden bir çıkartırım 0. Yani 0 virgül kaydıracağım anlamı. Virgül kaydırmayacağıma göre sonucu da 4 bulduysam direkt 4 derim. Son soru mu olsun? Son Son iki soru soru, son iki. olsun. Neyse son soru olsun istiyorsan. Ceylan'a bağlı yani. Nasıl istiyorsanız. Valla sırayı da karıştırdım. Hadi iki soru olsun.
Bu biraz... Tamam. Hadi bir ben bir canım olsun bitirelim. Bana tamam. Da. İki soru olsun. Soruyorum. Bana mı? Yok, yok bana. Önce Bülent abiye, sonra sana. Neyi sorsak? İnsan aklına direkt de soru gelmiyor. 7,2 bölü 2,4. 7,2 bölü 2,4. 72. Tamam. Bölü 2,4. 24. Bölü 72. 24'ü. Ben böldüm. 3. Evet, 3. Özellikle bir katı olmasına dikkat ediyorum. Şimdi burada da 3 oluyor. Peki virgül kaydıracağız mı biz? Bir tane kaydırıyoruz galiba. Kaydırmıyoruz. Niye? 7,2 burada bir basamak var virgülden sonra. Bölü 2,4 burada da bir basamak var virgülden sonra. Birden bir çıkartırım 0. Şimdi ben anlamadım. Dur. Şimdi 3'te kaldık. Sonra ne yaptık? Oraya kafan karıştı. Tamam. Şimdi 7,3 değil. Sonuç 3. Nasıl? 7... Bu tamam yani sonuç 3 mü? Evet. Evet. Abi virgülü de mesela düşünürsek 7,2 virgülden sonra bir basamak var. Sonra aşağıda 2,4 virgülden sonra yine bir basamak var. Birden bir çıkartırım 0. Yani hiç basamak kaydırmayacağım. Onun için cevap 3 oluyor. Hiç kaydırmayacağım için. Allah Allah, bu çok basit geldi bana. Evet. Şimdi bu haliyle basit ama daha çok basamaklı bir şey sorarsa iş değişir. Hadi bunu sana sorsun. Sana da bunun farklı versiyonunu soracağım. Sor bakalım. 0,72 bölü 2,4. 0,72 bölü 2,4. 0,72 bölü 2,4. Evet, 72'yi 4'e mi bölüyoruz? Yok, 2 virgül. Virgülsüz düşünürsek 72'yi 24'e bölüyoruz. Evet. 72'yi 24'e mi bölüyoruz? Evet. Bir şey diyeceğim, dur bekle. İşin grup hep böyle oluyor ha. Benim anladığım üzerinden anlamıyor. 7'yi 24 72'yi 24'e bölünce 3 oluyor. 3 oluyor. Ama burada sen neye dikkat edeceksin? 0,72. Burada 72 2 basamak değil mi? Virgülden sonra. 0,72 idi ya. Anladın mı? Evet evet, ses gelmiyor sonun. Şimdi bölü. Şimdi tekrar nerede kalmıştık? 0,72 ya. Evet. Virgülden sonra 2 basamak var burada. Bölü 2,4. Burada kaç evet. Basamak? 1 basamak var. Burada 1 basamak. 2'den 1 çıkarınca 1 kalıyordu. Öyle demiştik evet. Galiba. Evet. Sonra biz ne bulduk cevabı? 3 bulduk. Ama ne yapacağız? 1 virgül kaydıracağız. O bulduğum 1. Evet, 1 evet. Basamak kaydırandım. Ne yapacağız? 3 virgüldü. 1 basamak kaydır. 3 virgül. Sağda ya. Sola kaydıracağım. Virgül 3 oluyor o zaman. Tamam. O virgülün solunu neyle dolduruyorduk? 0,3. Heh, 0,3. Bülent abiye de aynı sayıları verdim ama metot farklı verdim. 3 buldu. Sana aynı sayıları verdim. Farklı metot verdim. 0,3 buldun. İşte mesele burada. Anladım. Yok, bunu gördüğümüz iyi oldu. Her ne kadar yaparken zorlansak da en azından böyle bir şey de var demek. Evet. O zaman bugünü böyle tamamlıyoruz. Teşekkürler. Tamam. Emeğine sağlık.